Bu ünite Kolay Lisan İngilizce 1'in dördüncü dersidir. Bu diyaloğu dinleyiniz. Excuse me miss, are you American? Yes, I'm American. And you? I'm Turk. But you speak English. A little, not very well. Oh yes, you speak very well. Thank you miss. Tekrar dinleyiniz. Excuse me miss, are you American? Yes, I'm American. And you? I'm Turk. But you understand English a little not very well oh yes you speak very well thank you miss İngilizce birini selamlamayı hatırlıyor musunuz Hello Hello Peki ya nasıl hoşça kal denir Goodbye Hoşça kalın hanımefendi Goodbye ma'am Goodbye Tekrar merhaba deyiniz. Hello. Birisine nasıl olduğunu nasıl sorarsınız? How are you? How are you? İyi, teşekkürler diye cevap veriniz. Fine, thanks. İyiyim. Teşekkürler. I'm fine, thanks. Ya siz? And you? And you? Bir hanımefendiye ben Türk'üm deyiniz. I'm Turk. I'm Turk, miss. Ancak biraz İngilizce konuşuyorum. But I speak a little English. Hanımefendiye "Amerikalı mısınız?" diye sorunuz. Are you American ma'am? Are you American ma'am? Siz Türk değilsiniz, diyiniz. You're not Turk. You're not Turk. Bir bayana, Türkçe konuşuyor musunuz? diye sorunuz. Do you speak Turkish, miss? Evet, ancak çok iyi değil diye cevap veriniz. Yes, but not very well. But not very well. Türkçe konuşmadığını nasıl söyler? I don't speak Turkish. I don't speak Turkish. Osize üzgünüm. Türkçe konuşmuyorum, der. I'm sorry, I don't speak Turkish. I'm sorry. I'm sorry, I don't speak Turkish. Anlıyorsunuz. Bu şekilde söylenir. Dinleyip tekrarlayınız. You understand. Stand. Under. Under. Understand. Understand. You understand. Siz konuşuyorsunuz, diyiniz. You speak You speak Siz anlıyorsunuz, dediniz. You understand. Şimdi de siz çok iyi anlıyorsunuz, dediniz. You understand very well. You understand very well. Anlıyorum, deyiniz. I understand. I understand. Biraz anlıyorum, demeyi deneyiniz. I understand a little. Ancak. But. Konuşmuyorum, deyiniz. I don't speak. Ancak anlamıyorum demeyi deneyiniz. But I don't understand. Şimdi de çok iyi anlamıyorum demeyi deneyiniz. I don't understand very well. I don't understand very well. Çok iyi anlamıyorum, diyiniz. I don't understand very well. Konuşmuyorum. I don't speak. Bir bayan, ben Türk değilim, der. I'm not Turk I'm not Üzgünüm konuşmuyorum I'm sorry, I don't speak Cümledeki kelimelerin dizimini değiştirmeden soru sormayı deneyiniz. Siz Türkçe konuşuyor musunuz? You don't speak Turkish? İngilizcede cümleyi tonlama yaparak soru haline getirebilirsiniz. Şimdi tekrar sorunuz. Siz Türkçe konuşuyor musunuz? You don't speak Turkish? You don't speak Turkish? Biraz konuşuyorum. I speak a little. Ve biraz anlıyorum. And I understand a little. Çok iyi değil. Not very well. Biraz Türkçe konuşuyorum. I speak a little Turkish. Ancak çok iyi anlamıyorum. But I don't understand very well. I don't understand very well. İngilizce konuşuyorum. I speak English. O nasıl? Ben Amerikalı değilim, der. I'm not American. I'm not American. "Ya siz?" diye sorunuz. And you? And you? Bir bayan, "Nasıl? Evet, Amerikalıyım," der. Yes, I'm American. I'm American. Ve İngilizce anlıyorum dediğiniz. And I understand English. And I understand English. Ancak Türkçe anlamıyorum. But I don't understand Turkish. Üzgünüm, Türkçe anlamıyorum, diyiniz. I'm sorry, I don't understand Turkish. Lütfen, diyiniz. Please. Please. Şimdi de yönleri öğreneceğiz. Şimdi Batı 42. Sokak nerede diye sormakla başlıyoruz. Tekrarlamadan dinleyiniz. Where is West 42nd Street, please? Amerika'da sokakların birçoğu numaralandırılmıştır. Tam olarak 42. diyoruz. İkinci kelimesini dinleyip tekrarlayınız. Second Second. Second. 40 sayısını dinleyip tekrarlayınız. 40 T 4 40 Hecenin son sesine dikkat ediniz. Bu ses i'dir. e değil. Şimdi 40 diyiniz. 40 Kırk iki ya da 42. diyiniz. 42nd 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 Şimdi de sokak kelimesini dinleyip tekrarlayınız. Street 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 42nd street 42nd street 42. sokak diyiniz ve cümle dizimine dikkat ediniz 42nd street Street. Adresler genellikle sokak numaralarıyla belirtilir. Şimdi de Batı kelimesini dinleyip tekrarlayınız. West, West, West. Dinleyip tekrarlayınız. Batı 42. Sokak. West 42nd Street. Şimdi tekrar Batı 42. Sokak deyiniz. West 42nd Street. Şimdi bir başka sokak adını söyleyelim. Dinleyip tekrarlayınız. Madison. Madison. Madison Şimdi de Madison sokağı demeyi deneyiniz. Madison Street. Madison Street. Batı Madison sokağı nasıl denilir? West Madison Street. West Madison Street. Şimdi adres bu şekilde sorulur. Sadece dinleyiniz. Where is West 42nd Street? Öncelikle nerede kelimesi dinleyip tekrarlayınız. Where? 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 Şimdi tekrar nerede diyiniz. Where? Şimdi de Nerede oluyor sorusunu dinleyip tekrarlayınız. Where is 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 where is Where is Nerede oluyor sorusunu şimdi tekrar sorunuz. Where is Şimdi de siz Batı 42. Sokak nerede oluyor diye sorunuz. Cümlenin dizimine dikkat edip dinleyip tekrarlayınız. İngilizce Batı 42. Sokak nerede diye soracaksınız. Where is West 42nd Street? Where is West 42nd Street? Şimdi tekrar sorunuz. Batı 42. sokak nerede? Where is West 42 Street? Lütfen, deyiniz. Please. Şimdi sorunuz. Madison sokağı nerede? Where is Madison Street? Where is Madison Street please? İngilizce cadde kelimesi bu şekilde söylenir. Avenue. O. The new. The new. Avenue. Avenue. Madison Caddesi demeyi deneyiniz. Madison Avenue. Madison Avenue. Şimdi de Madison Caddesi nerede diye sorunuz. Where is Madison Avenue? Where is Madison Avenue? Where is Madison Avenue, please? Burası. diye cevap veriniz. Burası veya burada kelimesini dinleyip tekrar ediniz. Here. 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 Şimdi de o oluyor demeyi dinleyip tekrarlayınız. It is. It is. It is. Oluyor denirken Hangi kelime kullanıldı? Is. Is. Birinci kelime o anlamına geliyor. Dinleyip tekrarlayınız. It. It. Şimdi tekrar o oluyor deyiniz. It is. It is. Burası deyiniz. Here. Burası oluyor demeyi deneyiniz. It is here. It is here. Şimdi de cevabı tekrar dinleyiniz. It's here. It's here. Az önce çok sık kullanılan kısaltmalardan birini duydunuz. It's. Konuşmacıdan sonra Dinleyip tekrarlayınız. It's here. It's. It's. It is here. Kısaltmayı kullanarak "Burası oluyor." diyiniz. It's here. It's here. Batı 42. Sokak nerede?" diye sorunuz. Where is West 42nd Street? Where is West 42nd Street? Where is West 42nd Street? Burası oluyor diye cevap veriniz. Kısaltmayı kullanınız. It's here. It's here, sir. Şimdi de burası mı oluyor diye sorunuz. You are da olduğu gibi it is kelimelerinin yerlerini değiştirerek. Is it here? Is it here? Is it? Evet, burası oluyor diye cevap veriniz. Yes, it's here. Burası mı oluyor diye sorunuz tekrar. Is it here? Bayan size, "Hayır, burası değil." diye cevap verir. Dinleyip tekrarlayınız. No, it's not here. Not. It's not. It's not here. It's not here. Burası değil. Deyiniz tekrar. It's not here. Not here. It's not here. Orada bu şekilde dinlenir. Dinleyip tekrarlayınız. Over there. 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 Over. Over. Orada oluyor diyiniz. It's over there. It's over there. Telaffuzunuz konuşmacınınkine benzedi mi? Şimdi orada değil nasıl denilir? It's not over there. It's not over there. Burası oluyor beyefendi, diyiniz. It's here, sir. Medicine Caddesi burası oluyor, Değiniz. Medicine Avenue is here. Medicine Avenue is here. Ona Batı 42. Cadde nerede diye sorunuz. Where is West 52nd Street? Where is West 52nd Street, please? Burası değil beyefendi. diye cevap veriniz. It's not here, sir. It's not here, sir. Orada oluyor, diyiniz. It's over there. Ve Madison Caddesi burası oluyor. And Avenue is here. Şimdi de Amerikalı bir bayanla sohbet edeceksiniz. O size bir şeyler söyleyecek ve siz de ona cevap vereceksiniz. Size cevap vermenizde gerekirse yardımcı olacak. Başlıyoruz. Hello sir. Hello. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine. Are you Turk? Yes, I'm Turk. I'm American. Do you understand English? A little, not very well. But you speak English very well. Thank you. Şimdi izninizle deyiniz. Excuse me. Batı 42. sokak nerede? Where is West 42nd Street, please? O size nasıl burası oluyor der. It's here. Ya Madison Caddesi diye sorunuz. And Madison Avenue? Size orada oluyor diye nasıl söyler? It's over there. Batı 42. Sokak orada değil der. West 42nd Street is not over there. West Forty Second Street is not over there. Medicine Caddesi orda your Nasıl there. Medicine Avenue is over there. Medicine Avenue is over there. Fakat Batı 42. sokak burası oluyor, der. But West 42nd Street is here. But West 42nd Street is here. Şimdi de o size bir şey sorar. Do you know where there is a good restaurant? I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Oh, size, sorun değil, boş verin, No problem. Never mind. Onunla vedalaşın. Goodbye. Goodbye. Bu tekrar deneyeceğiz. Hello, sir. Hello. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine. Are you Turk? Yes, I'm Turk. I'm American. Do you understand English? A little, not very well. But you speak English very well. Thank you. Şimdi de izninizle diyiniz. Excuse me. Batı 42. sokak nerede? Where is West 42nd Street please? Size burası oluyor. Nasıl der? It's here. Ya Madison Caddesi diye sorunuz. And Madison Avenue? Bayan orada oluyor. Nasıl der? It's over there. O size, Batı 42. sokak orada değil, der. West 42nd Street is not over there. Size, Madison Caddesi orada oluyor, der. Medicine Avenue is over there. Size, fakat Batı 42. sokak burası oluyor, der. But West 42nd Street is here. Şimdi de o size bir soru sorar. Do you know where there is a good restaurant? I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Şimdi size sorun değil, boş verin der. No problem, never mind. Onunla vedalaşın. Goodbye. Goodbye. Bu dördüncü dersin sonudur. Kolay lisan programlarının başarılı olabilmesi için her gün ardarda ve kesintisiz bir şekilde derslere devam etmeniz gerekmektedir. En iyi sonuçları almak için yarın lütfen yeni üniteye devam ediniz. Bu program Lingusta Eğitim tarafından sunulmaktadır. Kayıt ve tescil sahibi Lingusta Eğitim ve Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi. Her hakkı saklıdır.